Hepinize tekrardan merhabalar. Şöyle çok güzel bir örnek gördüm. Hem dişli hem ajörlü duruyor. Bakayım nasıl olacak diye böyle kalın bir ip de denedim. Yani size de fikir olsun kalın ve ince ip olarak. Ya yani benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok basit bir örnek. Yani bu örneği hırkalarınızın, kazaklarınızın veya yazlık örgülerinizin etek uçlarında, kol ağızlarında kullanabilir. Veya daha büyük bir şişe, böyle daha büyük delikli olursa askıların üzerinde de kullanabileceğimiz bir örnek. Ve yapımı gerçekten çok basit bir örnek. Şimdi ben bunu şimdi kalın iple yaptım. Bir de ince iple yapıp size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Herkesin yapabileceği bu basit örneği şimdi bir geçelim. Şimdi bu örneğimizi çalışmak için ben şişime ilmeklerimi attım. Bir sıra gittim. Bu örneğin bir özelliği sadece iki ve katları olacak. Ona göre ilmek sayınızı atın. Her bir örnek iki ilmekten oluşuyor. Dediğim gibi çok basit bir örnek. İki sırada ön ve arkada örnek kuruluyor. Bu daha ince bir iple çalışıyorum şu an. Şimdi baştaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi üzerine şu ilmeği geri çevirdim. Üstüne atmadım. Bu ilmeği geri çeviriyorum. Ve gördüğünüz şu iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi ilk sıra çok sıkı attığım için biraz zorlanıyorum. Çıkartıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Ve ipimi tekrar kendi yönüme doğru çevirip tekrar içinden bir ilmek çıkartıyorum. Yani 2 ilmekten 4 ilmek oldu. Her bir sırada mutlaka her bir işlemden önce şu ipi kendimize çok doğru çeviriyoruz. Şimdi ikinci örneğimizi yapıyoruz. İpimi kendime doğru çevirdim. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipi kendime doğru çeviriyorum. Aynı ilmeklerin içinden tekrar ilmek çıkartıyorum. İkinci dişimiz oldu. Diş dediğim şunlar. Şöyle bir, iki. Yani başka bir ad bulamadım. Diş diyorum. Şimdi tekrar göstereyim. İpi kendimize doğru alıyoruz. Bir ve iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Tekrar ipi kendimize doğru çevirip aynı ilmeklerin içinden tekrar çıkartıyoruz. Ve örnek zaten bu, yani başka bir şey değil. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğimiz için, her iki ilmeğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Ağır ağır göstermeye çalışıyorum. İlk sıra ilmekler çok zor oluyor biliyorsunuz. Şimdi bakın, tekrarlamak istiyorum. Bunu unutuluyor çünkü şu ilmeği mutlaka kendimize doğru çeviriyoruz. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıp tekrar ipi kendimize doğru çevirip aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkartıyoruz. Size anlattığım şekilde ön sırayı bitirdim. Geldik arka sıraya. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve burası örneğimizin tersi olduğu için bütün ilmekleri ters öreceğiz. Ve şimdi 2 ilmekten 4 ilmek çıkartmıştık ya ön yüzde. Şimdi burada tekrar ilmeklerimizi ikiye düşüreceğiz. Her iki ilmeği şu şekilde kesiyoruz. Bu hem ajorlu hem de böyle güzel dişli bir örnek. Bak, tek yapmamız gereken sıra sonuna kadar her iki ilmeği aynı anda kesmek. 4 ilmeği 2 ilmeğe düşürmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Her gördüğünüz 2 ilmeği aynı anda kesiyoruz. Bu kadar basit. Arkayı olduğu gibi 4 ilmeği 2 ilmeğe düşürdükten sonra tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi örneğimiz bakın ortaya çıktı. Her sırada az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yani her sırada yapacağımız başka ilmeği örmeden alıyoruz. Ve şu bakın zaten belli 1-2 ilmek. İpi kendimize doğru çevirip
İki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyoruz ve tekrar ilmeği kendimize doğru çevirip aynı işlemi tekrarlıyoruz. İp kendimize doğru. Mümkün olduğu kadar yavaş yapmaya çalışıyorum ama son defa ipi kendimize doğru alıyoruz. İki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıp tekrar ipi kendimize alıp aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir ilmek daha çıkartıyoruz. Şu şekilde her iki ilmek dört ilmeğe çıkıyor. Arkada da ne yapıyorduk? Dört ilmeği iki ilmeğe düşüyoruz. İki iki kesiyoruz ve bu ince ip de şu kalın ipten yaptığım örnek gerçekten çok şık bir örnek. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.